2 Ağustos 2021 starcom.tr Selahattin Çakırgil Bu sosyal medya bataklığına dur denilemeyecek mi? Konya'da barbarca işlenen bir cinayetin etnik bir temele oturtulması çabasında olan bir siyasetçi kişi ve benzerlerinin şeytani çabalarını alçakça diye niteleyişime bazıları rahatsız olmuşlar. Çoğu imzasız, sahte isimli. Üstelik de o cinayetin gerisinde 10 yıllık bir düşmanlık olduğunu kendileri de tekrarlayıp bu katliamla ilgili olarak sosyal medyada yazılan iddiaları sanki kesin delil gibi kabul ederek cevap vermeye çalışmışlar. Kaldı ki herhangi bir mahkemenin belge geleri bile gerçeğin ne olduğunu ortaya kesin olarak koyuyor denilemez. Bu vesileyle tekrar edeyim ki şu veya bu her bir kavimden olabilirim ama bu bana hiçbir özel hak, yetki, üstünlük veya düşüklük vermez. İnsanlara, soylarına, soplarına, renklerine, kendilerinin veya ailelerinin sosyal konumlarına, doğdukları sosyal çevre veya coğrafyalarına bakarak değer vermem. Ben Müslümanım ve inandığım değerler açısından insanların sadece takva ve fazilet açısından nerede olduklarını anlamaya çalışırım. Benim dinimin asli kitabında yüce Peygamber peygamberin biyolojik açıdan amcası olan kişi bile 14 asırdır lanetle anılmaktadır. 14 asır önce ölen birisine namazlarda okuduğumuz Tebbet suresinde iki eli kurusun dediğimiz kişinin o zamandan bugüne geride hiçbir şeyinin kalmadığını ve ama lanetlediğimizin o kişinin şahsında ve isminde temsil olunan zihniyet olduğunu her zaman göz önünde bulundururuz. Ve geçmişte çok güvendiğim nicelerinin bugün Türkçü, Kürtçü, Arapçı, Farsçı, falancı filancı vesaire yığınla etnik kökene dayalı ve onların devamında İslamilik iddiasının da terk edilmediği gibi nitelemelere sığındıklarını görüyoruz. Bu yolda hakarete uğramaktan Aşağılanmaktan, dışlanmaktan zerre kadar korkumuz olmamalıdır. Bu konuya bu kadar değindikten sonra gelelim bir diğer konuya. Geçen gün Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim başkanı Fahrettin Altun Bey ilginç bir açıklama yaptı. Ama sosyal medyanın kulu kölesi olanların pek çoğu Altun'un sözlerine kulaklarını tıkadılar. Fahrettin Altun bir dezenformasyona değiniyordu. Bu Fransızca terim gerçekte bilgisizleştirme, yanlış yönlendirme ve ahmaklaştırma manalarına gelir. Yazık ki özellikle de genç nesillerin ve sokaktaki sıradan insanların öyle deniliyor diye hüküm verip arkasından gittikleri gündem saptırma ve toplumu yalanların çengeline takılı hale getirme çabalarına o kadar çok örnek var ki. Halbuki Kur'an-ı Mubi'nin Hucura suresinde bir fasık bir haber getirdiğinde tahkik etmeden inanmamamız emretmektedir. Altun, Ecen Güçlük adıyla açılan sahte bir hesaba değiniyordu açıklamasında. Bu hesabın sahibinin 3 yıl önce evine giderken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını iddia etmesinin sosyal medyadaki yansımasına değiniyor. Ve Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir dava olmadığını, herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığının tespit edildiğini. Böyle bir vakanın, böyle bir davanın, böyle bir gözaltının ve böyle bir serbest bırakıl işleminin gerçekleşmediğini belirtiyordu. Dahası, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'yla işbirliği yapılarak söz konusu paylaşımı yapan hesabın teknik analizi gerçekleştirilmiş. Görülmüş ki bir yalanla gündem suikastı planlayan kişinin bu hesabı birkaç gün önce açtığını ve hesabı oluştururken aslında Emre Doğan Türk kullanıcı ismini kullandığı, ilk paylaşımlarında bir kız arkadaşı olmadığı için hayıflanan ve yalnız olmaktan bıktığını ifade eden mesajlar atan bu kişinin daha sonra hesap ve kullanıcı ismini Ecem Güçlük olarak değiştirdiği tespit edilmiş. Yani gerçekte uzaktan yakından ilgisi olmayan bu tezvirat tamamen kamuoyunu manipüle edilerek on binler binlerce sosyal medya sürüsü bir yalanın peşinden sürüklenmiş ve yalan çok hızlı bir şekilde yayılmış. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Ecem yalnız değilsin etiketiyle yaptığı paylaşımlarla aslında bu yalanın peşine takılmış. Evet Temmuz ayının son günlerinde sosyal medyada on binlerce takipçisi olan bir hanım adına açılmış bir hesapta dehşet verici ifadeler vardı. Anlatılanlar korkunç ve ahlaksızdı. İlginç olan şu ki iletişim başkanlığı el attığı zaman demek ki sosyal medya hesaplarının önünde veya arkasında kimler vardır gerçekliği bağlantılı ...hemen ortaya çıkarılabiliyor. Öyle olması da tabii ve gereklidir. Evet, Fahrettin Altun'un bu açıklamasından sonra... ...yahu şey yerine konulmuşuz... ...bu kadar ahmaklığımıza da yuh olsun diyen oldu mu hiç? Esasen bizim de öteden beri şikayetçi olduğumuz... ...ve defalarca belirtmeye çalıştığımız konu bu. İsimsiz veya sahte isimlerle yalan yanlış ve bir sosyal bünyeyi tarumar etme yönelik şeytanca planlar tezgahlanıyor ve bu yönde on binlerce örnek varsa bu oyunun her alanda bozulması gerekiyor. Tek Ecem hesabıyla yetinilmemelidir. Dijital çağın ulusal bir güç haline gelen bu iletişim imkanlarına karşı bu son örnekten de anlaşılıyor ki devletlerin eli kolu o kadar da bağlı değil. Altun bu açıklamayla devletin daha çok çalışması gerektiğini de ortaya koymuş bulunuyor ve artık baş sorumlularından birisi de kendisi